Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere başlıktan da anladığınız gibi farklı bir video çektim. Aldığım ürünlerin tanıtımını yapacağım sizlere. Hangi ürünleri aldığıma dair bir tanıtım yapacağım. Aslında bu ürünleri yaklaşık bir ay önce falan aldım. Ama fazla kullanma fırsatım olmadı. Bu aldığım ürünler biraz boya üzerine ürünler oldu. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan direkt ürünleri tanıtmaya geçiyorum. İlk olarak Texco Colorist'ten enamel boyayı tanıtmak istiyorum. 33-31 krem opak bir boyadır. Bu genellikle biliyorsunuz ki cam boyamalarda kullanılır, ahşaplarda da kullanılır aslında. Ama akrilikten daha güçlü bir boyadır. Bu yüzden zaten camlarda genellikle enamel boya kullanılır. Akriliğe göre kuruma süresi de uzundur. 10-15 dakikaya kadar kurur fakat tamamen kuruması için yaklaşık bir gün bekletmeniz gerekiyor o ürünü. Daha sonra vernikleyebiliyorsunuz. Ben bunun rengini çok beğendim. Bir kere denemiştim. Çok da güzeldi. Hani kullanmaya bile kıyamadım yani. O derece güzel bir rengi var. Şimdiki göstereceğim Cadence'dan peçete tutkalı, su bazlı bir peçete tutkalıdır bu. Açık renkli zeminlerde kullanmak daha avantajlıdır. Bunları da ahşaplarda, camlarda peçete yapıştırmak için kullanabilirsiniz. Zaten adından da anlaşıldığı gibi peçete tutkalıdır. Kullandığınız fırçayı su ve sabunla temizleyebilirsiniz. Kolaylıkla çıkar zaten. Şimdiki göstereceğim de Cadence'dan dekupaj tutkalı. Bunu da dekupaj kağıtlarında kullanabilirsiniz. Zaten biliyorsunuz, görüyorsunuz her yerde. Camlarda, ahşaplarda bundan sıkça kullanılır. Bunu kullanacağınız zemin de muhakkak açık renkli olmalıdır. İsteğe bağlı olarak 2 kat sürebilirsiniz. Daha iyi bir sonuç verecektir 2 kat sürmek. Ve hava kabarcığı olmamasına dikkat etmeniz gerekir. Daha detaylı bilgi zaten üstünde yazmaktadır. Kullandığınız malzemeleri de suyla temizleyebilirsiniz. Şimdi göstereceğim ise Cadence'dan Gloss Parlak Vernik. Bunların yarı parlak olanları da var fakat ben tam parlak olanını almak istedim. Bu da aynı şekilde su bazlıdır. Kokusuzdur. Yani bu da güzel bir yanı tabii ki, kokusuz olması. Açık renk boyalarda kullandığınızda hiçbir şekilde bir dezavantaj sağlamaz. Çatlama, sararma vesaire yapmaz. Su bazlı olduğu için su kullanmanıza gerek yok fakat isteğe bağlı olarak biraz suyla da kullanabilirsiniz. Şimdi göstereceğim ise şöyle markası Jovi olan bir model hamuru. Bu İspanya'da üretilmiş. Bu hamurlar havayla çabucak kuruyan hamurlardır. Bu yüzden kullanmadığınız kısmını paketin içinde saklamanız gerekir ve ağzını sıkıca kapatmanız lazım. Buzdolabı poşetlerine geçirip lastikle kapatabilirsiniz. Bunlar hemen şekil alır zaten. Şöyle bastırdığımda bile hemen bir yumuşaklık hissediyorum. Hemen içine doğru çöktüğünü hissediyorum. Bunları isterseniz boyayabilirsiniz de. Renklilerinden var mı bilmiyorum ama isterseniz kırtasiyelere veya hobi marketlere sorabilirsiniz. Şimdi fırçalara geçtim. Bunlar da Martol markalı yağlı boya fırçaları. Bunlarla bir tek yağlı boya yapmanıza gerek yok. İsteğe bağlı olarak her şeyi yapabilirsiniz. Ahşap boyayabilirsiniz. Vernik, tutkal vesaire kullanabilirsiniz. Ama cam boyalarda kullanmanızı pek tavsiye etmem. Çünkü cam kaygan bir madde olduğu için fırça izi çok kolaylıkla çıkabiliyor. Onun için de şimdi geliyorum. Cam boyalar için şu şekilde pompon fırçalar kullanılır. Ben pompon fırça denemesini yapmıştım. Çok da hoşuma gitti. Çok güzel oluyor. Uygulama yapacağınız zemine şu şekilde tampon hareketlerle fırçayı dokunduruyorsunuz. Bunların markasını bilmiyorum. Üstünde de yazmıyor. Unuttum yani.
Fakat bunları da aynı şekilde hobi marketlerde bulabilirsiniz. Her türlü markası vardır muhakkak. Ben bu pompon fırçaları ve bu ürünleri, bu tutkalları, vernik, boyayı sanat malzemeleri satan bir kırtasiyeden aldım. Şu model hamuru normal bir kırtasiyede de bulabilirsiniz. Zaten fırçaları her kırtasiyede bulabiliyorsunuz. Onu söylememe gerek yok. Evet, benim aldığım bu ürünler bu kadardı. Sizlere yine tanıtımını yapmaya devam edeceğim yeni aldığım ürünlerim. Yani yaptığım el işi videolarında, sizlere bir tasarım yaptığımda, bir el işi yaptığımda, yeni aldığım bir ürün varsa bundan sonra bunları tanıtacağım. Çünkü soranlar oluyor, merak edenler oluyor. Ve ben de o yüzden artık söyleme gereği duyuyorum. Umarım beğenmişsinizdir, keyif almışsınızdır ve inşallah yararlı olmuştur bu video size. Bu ürünleri size tavsiye ederim. Hepsi kaliteli markalar. Şimdilik bu kadar. Eğer kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Yorum bırakmayı da unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.